Yayındayız. Evet arkadaşlar merhaba. Merhaba. Hiçbirimizin alışık olmadığı bir yayın formatıyla sizlerleyiz. Gerçekten çok ilginç. Ne yapıyoruz? Evlerde Evdeyiz. kapandık. Aynen. Barkın nasılsın? Yan odadasın. İyi, fena değil. Arada bir uğrarım sana, sıkıntı yok. Olur, iyi olur. Şimdi bildiğimiz üzere Alican'ı dışarıda böyle ortalayabilir miyiz? Biliriz. Sen ortalarız. takıl Tamam, bildiğimiz üzere etrafta böyle rage açmış virüsler gezdiği için Alican. o yüzden biz de evlere kapandık. Sizler de evlerinize kapanın. Öyle dışarıya çıkmaya falan hiç gerek yok. Biz her türlü zaten oyun oynuyoruz. Oturun evde oyunu izleyin ya. Dışarıda ne işiniz var? Bırakın beni. Evet, zar atacağım. Adilcan çok pis güldün Böyle Oğlum oturuyorum böyle lan, çok oturun tuhafıma bizi gitti izleyin lan. dedin ya. Abi çok ben karşımda görmeyince sizi çok şey oldum yani. Aynen çok Vallahi ne farklı oldu söyleyeceğimi böyle. bilmiyorum. Harbiden çok garip ya, böyle hiç oyun oynuyormuş gibi hissetmiyorum kendimi. Dur, daha başlamadık o yüzden dur. Halicem başlat Efendim. abi. De farkını O zaman kısa bir özet Alalım. alalım mı? Bir şeyler oldu. Dondu. Şimdi geçen session ne yaptık arkadaşlar? Ne yaptık? Ne yaptık? İyi, ben anlatayım. Kasaya Anladım ki gittik. Kasada evet. anılarımızı hatırladık. Anılarını Evet. hatırladılar. Ben hiçbir şey hatırlamadım. Evet, çünkü babam çalmıştı. Ya benim anımı nasıl çalabiliyor adam ya? Soğukkanlılıkla. Ya ben onu var ya. Çok Soğukkanlılıkla özür dilerim, öldüreceğim. duyduğum aralıklar çok garip Evet. abi. Aklım şarj bitti. Ne? Aha, ses Duymuyoruz geldi. Adilcan. Alo, Sesin gitti. ses. Ha, Şu an evet. geliyor. Kulaklığımın şarjı bitti ve kapandı az önce. Oğlum az önce şarja değil miydi Bilmiyorum. bu? Ne oldu bilmiyorum. Herhangi bir açıklamam yok. Ne yapacağız? Kulaklık yok mu sizde hiç? Konuşuyor da bir şeyler duymuyor. Şöyle hani Müthiş. yayın gidiyor. Yayın donuyor onlarda. Şey. O zaman ne yapsak? Evet. Sesinizi duyuyor musunuz ya da yayında ses sıkıntı oluyor mu benim hoparlörüm? Ver bakalım bir. Deneyelim bakalım. Arkadaşlar. Bence konuşuyorlar abi. Yok konuşmuyoruz canım. Hepimiz sustuk. Sizi bekliyoruz abi. Hazır mı? Devam edelim. Adicem, Ayşegül Adicem sizin internette sıkıntı var büyük ihtimalle. sıkıntı var bence de. Onu nasıl çözeriz? Ya şimdi 70 milyarı bekletiyorsunuz yani. Olacak iş mi? Bir değil, internet valla. Beni suçlama. Daha Tamam, iyi mi benim şu anda? yayın geri geldi. I think. Bence daha iyi şu anda. Şimdi ikiniz de Tamam. yayını açıyorsanız interneti kasar o. Biriniz de açık dursun. Yayın öyle. Birimiz de açık. Hatta Discord'dakiniz 160'a de açık. ayarlayın. Discord kasmaz o kadar. Doğru. 160'a ayarla yayını. 160p'ye. Bizi görmesen de olur zaten ya. Olur, benim gül yüzümü görmeden olur mu ya? Aa, yani. Seni 1080 seni izleyip ne yapsın Alican şimdi yani. Abi ben şeye çok gülüyorum ya. Donduğu yerlerde çok stratejik dondu bende. Böyle Bak şu an strateji iyi sizin. düşünebiliyorum. Hiçbir sıkıntınız Bence yok. gayet iyi geliyor. Benim de sizin sesiniz de gayet iyi geliyor. Aynen bence de şu an. Bence arada sırada bizim bağlantı yalan olacak. Fakat that's okay. Soğukkanlılıkla yaklaşmak lazım.
Bekleyin biz geliriz. Aramızda lafı mı olur? Artık bir takım şeyler olur yani. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Bence Aynen. günahımız yok yani. Aynen. Bence de ya. Şimdiden özür diliyoruz. Böyle şeyler için. Bizden kaynaklı değil. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunu bilin. Şimdi bir dahaki yayına ben kablo falan getiririm size. Bir de kulaklık getiririz kablolu. Normal düz. Çözdük mü mevzuyu? Sesim az geliyormuş. Öyle mi? Az mı geliyor? Diğerlerine kıyasla daha az, evet. Sesin az geliyor. Biz senin sesini ekstra yükselttik. Bekleyin o zaman. Ben kendi sesimi yükselttim. Yükselttim. Yürü be. Kapattım. İzlemeyeceğim yayını falan. Evet. Sen bizi duyabiliyor musun Adil? Nasıl Ben yapacağız? duyuyorum. E tamam. Ben duyuyorum. E tamam, çözdük o zaman. E tamam, Barkın sıkıntı sen yok. yükselttin mi sesini? Alo. Selam. Alo. Evet. Şapka var. Şimdi biz ilk defa böyle online yayın yapınca böyle oluyor. Vallahi ben bilmiyorum, ilginç oldu ya. Değil mi Bence Selam? iyi. Bence okey. O zaman devam edelim. Aynen, virüs vesilesiyle online oyunlara geçtik. Arkadaşlar böyle bazı aksaklıklar olabilir. Artık kusura bakmayın. Hani biz de canımız sıkıldı dedik yayın açalım. Ancak böyle oluyormuş. Ya şeye, böyle bir olaya hazırlıklı olmadığımız için eldeki imkanlarla bağlanmaya çalışıyoruz. O da ancak Aynen. böyle oluyor. O zaman devam ediyorum. Evet, devam et sen. Evet. Arkadaşlar Önce bir en son... dakika. Ha, Bu evet. olaylar bana bir fikir verdi. Bir dahaki 3,5 oyununda adı korona olan bir Cancer Mage oynasak. Adı korona olan bir cancer mage. Evet. Anlıyorum. Peki. Böyle Cancer Mage'ler bir noktada hastalığa dönüşüyor ya. Aynen. Bence çok tertemiz olur yani. Evet. Bunu komplo teorisyenlerine söylesen inanırlar yani. Neye söylesem? Komplo teorisyenlerine. Uyuyamam. Komplo teorisyen. Ha, aynen. Evet. Yani komplo teorisi. Evet, Ama... oyuna karantinayı aldık oyuna. Evet, hadi girelim özete ya. Çok kaynadı. Tamam, Ne ben giriyorum. yapıyoruz? Gir. Arkadaşlar en son bir bankaya gittiniz. Tanıyorum. Hazinesini buldunuz. Hazinesinde olmayan şeyleri buldunuz. Bir şeylere Geçmişinizi dokundunuz. hatırladınız. Birbirlerinize nasıl tanışmışsınız onu gördünüz. Eline tutuştunuz. Resimlere dokundunuz. Böyle bir session'dı. Ponçik bir session'dı yani. El ele Bayağı bir şey öğrendik. tutuştuk. Bayağı bir şey öğrendik ama. Bayağı bir şey Bayağı öğrendik. hayvan Bayağı gibi. bir şey öğrendik. Onların hepsini tekrar anlatamayacağım için özeti burada kesiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Kısa bir ara veriyor muyuz? Hemen Vermiyoruz ben herhalde. Arama yok. vermeyelim. Direkt girelim birinci bölüme. İyi, geliyorum ya. O zaman dikkatinizi celbediyorum arkadaşlar. Milyarların izlediği yayınımıza hoş gelmiş bulunuyorsunuz. Yeah. Milyarlar. Hangi arkadaşım? Evet. O zaman başlıyorum. Hazır mıyız? Başla. Yapıştır. Evet arkadaşlar. En son Waterdeep'te tanıyorum. Yıllar önce buraya emanet ettiği eşyaların konulmuş olduğu bankada duruyordunuz. Böyle tabloya dokundunuz, böyle köpürdünüz, bayıldınız, ayıldınız, kalktınız falan, tamam mı? Ondan sonra en sonunda vay vay neler neler olmuş falan dediniz. En son orada duruyordunuz. Söz sizde, dinliyorum. Şimdi ben şey yapacağım. Şu yetkili arkadaşa şey diyeceğim. Burada ne kadar altın var biliyor musunuz? Kayıt belgelerinde yazıyor mu?
şey miktarını söylemiştim ne kadar altın olduğunu. Yok onu ben biliyorum. Diğerleri bilmiyor ya. Orada bir miktar altın vardı. Yok 750K demiştim. Tamam. Şimdi ben ondan yine buranın bir 250 yıllık kirasını ödeyeceğim. Okey. Tabii o... elf olunca yaşam biraz uzun yani. Tabii ya hani hayat. Anlıyorum. Şimdi 250 yıllık kira. Bu oda mı? Evet bu oda. Yeter. Zaten bir daha dolduramayız biz bu oda. 25K istiyor. Tamam verdim. Bayağı. Ben birkaç bir şey daha yapacağım vardı. Bir şey alacağınız bir şey var mı? Yok benim setim tamam aslında. Benim de yok. Tamam. Bunun 600K'sını ben şeye yollayacağım. Burada dursun. Peri diyarına yollayacağım. Sarayı inşa etmek için. Sarayımızı. Öyle söyleyeyim. Vay. Bizim sarayımız değil mi? Sizin sarayınız. Ya benim ailemin sarayı da siz de gelirsiniz canım. Oraya da bir port. Oraya da bir gate yaparız. Bir port. Sesi arttırmamız mümkün mü? Biraz daha arttıralım. Evet. Aşağı yukarı bir kale yapmak. Kale yapmak. Nasıl bir kale? Hani sıfırdan. Kaç olur? Diyelim ki böyle hani kale yapma hakkımız var mesela. Evet. Mesela resimdeki gibi bir kale kaça patlar bize bak. Resimdeki şeydeki yayındaki arkadaki resim. Aynen. Onun değeri 600K falan. Uf iyi. Tabii ben böyle taştan taştan falan yaptırmam da peri diyarına. Ama normal hani bildiğimiz kale işte ben varım, ailem var. Ondan sonra hizmetçilerimiz var. Dışarıdan bakınca kale olarak gözüküyor. Hani bakınca kale dediğim bir kale 150. 150. Müthiş. Tamam. Evet. Ya benim kafamdaki şey şöyle Alican aslında konak evi gibi bir şey böyle. Hani böyle taştan kale değil de yani konak evi evet konak oluyor. Konak gibi bir şey ya. Hayır düşünüyorum. Gerçekten D&D diyarın bak ya. Bence niye olmaz? Bence muhteşem olur. Oyunu niye buna çevirmiyoruz? Şeyi mi? Peri diyarına mı? Şey aynen. 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 Peri diyarında para geçiyor mu? Yani en azından gold geçiyor mu? Şimdi malzeme lazım ama şimdi orada yaptırılan kaleler genellikle büyü ile yapılıyor. O yüzden böyle malzemeleri işte usta tutup tamam mı? İşte taş üstüne koyup araya şey sürüp yaptırılmıyor. Onun fiyatı biraz daha farklı olur. Ona biraz bakmam lazım. İyi tamam bakarsın işte. Ben 600K oraya eriyorum. Burada dursun bunlar. Tamam. Buradan istediğim zaman da bana getirebiliyorlar mı bu parayı? Bir dakika. Ayşegül sen de söyle. Ne sordun söyle. Bunların böyle bir hizmeti mi var? Ben ne oluyor hakikaten anlamadım. Nasıl bir hizmeti mi var? Ya kim niye peri diyarına ev yapıyor? Şu anda bir sipariş mi alınıyor? Hayır. Bir kısım tanıyorum. Galiba. Tanıyor soylu ya. Aha. Tamam. Soyluluğunu kaybetmiş. Hı hı. Anne tarafı da peri diyarında. Tanıyor diyor ki ben diyor peri diyarında soyluluğumuzu geri kazanıp aileme kale yaptıracağım. Tamam. Bu kısmı duymamıştım. Alrighty. Ha, tamam. Okay. Sorry. Carry on. Ne demek. Evet şimdi Oğuzhan söyle abi. Şimdi ben şey yapacağım. 600K'yı burada tutacağım. Tamam mı? Geri kalan 125K'yı yanıma alıyorum. Tamam. Bu 600K... Bir dakika. Evet. Bir dakika. Şunları şuraya gönderin. Bunları buraya gönderin diye oradan bir 400 gold silindi. Lütfen onu silelim. Tamam var. O bende ekstradan var. Tamam. 36.300 gold'um var yani. 29.000 kalsın. Ne olacak? Al fazlasıyla tamam. Senin olsun ya.
Ben söyleyeyim de yani. Bu arada tabloyu sende mi gönderelim? Bizim buradaki büyücüye mi incelettirelim? Bir büyü vardı ya üzerinde. Ya Bence sende kalalım. Sen de yollayalım mı yani, ne bileyim, her şeyi de sende yolluyoruz. Ya buradaki Başlıyoruz. büyücü var ya. İş mi? O da Buradaki abi de çok yapabilir. yetkin bir abiydi. Önce bir o baksın. Onu sen de gönderelim. Buradaki abiye birazcık şey yaklaşmıyor muydu? Bilmiyorum. Şey de çıkabilir gibi. Hani. Doğru, gerçi öyle de bir durum var. Right. O yüzden biraz sen de gönderelim dedim. Okey, sen de yollayalım o zaman ya. Bence de. O zaman onu sende yolluyoruz. Tamam. 400K oradan gidiyor. Tamam, bu kadar işte ya. Biz alacaklarımızı aldık zaten. Ben zırhı falan almıştım. O kadar. Başka da bir şey yoktu Evet. zaten. Kılıçları almış birileri. Herkes kendisine geldi mi? Şimdi çıkmadım. En kötü sendin abi, bilmem sana sormak lazım. Bu arada size ne oldu ya? Hepiniz bayıldınız, ettiniz falan. Biraz fazla geldi. Midemize Güzel. şimdi çıkmadan burada diyorum ki şimdi, tanıyor, senin de kılıçların yerleri boş kalmasın diye çantamdan iki tane kılıç çıkarıyorum. İki tane Sword of Answering. Evet. Birisi Lawful Good, birisi Neutral. Müsaade edersen yerlerine koyacağım. Tanıyor sana soruyor sanırım. Olur, Evet. koyabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yo, şey, Bu yorumları arada okuyorum da. Adil Ayşegül, sesiniz kesik kesik geliyor demiş en kahraman. Abi, internette bağlantımız kötü bağlantıda muhtemelen o sıkıntı var. yüzden Ondan ya. öyle oluyor. Bir de gök gürleyen biraz daha sesli konuşabilir mi demiş. Biraz daha sesli konuşsun. Konuşabilirse yani, sıkıntı değilse. Bir dahaki oyuna onu çözeceğiz. Ben onlara mikrofon götüreceğim. Kulaklık da götüreceğim. Bir de internet kablosu götüreceğim. Arada çok Hissetmiyorum psikodelik gibi. şeyler oluyor ama yalnız. Evet. Eğer bu kılıçları buraya koyuyorsak bende de bir tane bundan var. Bir İsterseniz şey bunu buraya koyayım. konuşuyor. Olur, sen de bırak. Bırakıyorum o zaman ben de kılıcı. Sen hangi kılıcı bırakıyorsun? Reply'ı bırakıyorum ben de, Sword of Answering'i. Hepsi burada dursun beraber diye düşünüyorum. Hayır, Iris'in elindeydi ya, o yüzden şey yapmadım. Çocuk kullansın yani. Bilmem yani, siz karar verin. Benim için şu anda kılıç bir şey ifade etmiyor. Ne diyor? Bırakacak gibi mi istersek? Iris mi? Evet. Iris şu anda bebeği gibi sarılmış durumda kılıcı. Tamam, kalsın kılıç, onda yapacak bir şey yok. İyi hadi ya. Ama Seriyor yine falan şöyle. kaybetme. Okey o zaman. Tamıyor, burada yapacak bir şeyimiz kaldı mı? Yok, başka bir şey yok. Her şey tamam. Belki hazineni bulamadık ama çok değerli şeyler bulduk. Yani ben burada yaşadıklarımızı bilmiyorum nasıl. Ya, hazine sıkıntı değil de kılıçlar zaten. O üçüncü kılıçlardan bir tanesi daha buradaymış. Yani kılıçları astığım yerdeyken gördüm, hatırladım da. Pek hoşunuza giden bir tanesi değil ama. Alican, bu kılıçların ne yaptığını biliyor muyuz biz? Yo. Neden bu kılıçlardan var? Bunların ne olayı var biliyor musun Raskar? Ya aynısından 3 tane olması böyle, ne bileyim, sanki böyle daha büyük bir şeyin parçasıymış gibi hissettim. Belki zamanında böyle şövalyeler falan vardı. Hepsinin aynı kılıcı vardı falan yani, ben Yani belki de, ama mesela arkadaşlar bir özür dilerim. Bir
int alabilir miyim siz? Zar açacağız, onu nasıl yapacağız şimdi? Şimdi geri roll deyin. Hop gelir. Hop. Ben attım. Bana da at. Şimdi. At Barkın. Bu da Ayşegül de 20 attı arkadaşlar. Mükemmel. Raskar senin kaçtı? 17. 16. Aha, eksi 1'i var. Eksi 1'i var. Ayşegül'ün de artı 3'ü var. Okey. Koriya sendeyiz. Ben sana söyleyeyim Koriyal'in kaç attığını. Koriyal 6 attı. Artı 1 var işte. Tanıyor sen de. Intelligence. Benim de 3. Harika. Şimdi sevgili Raskar ve Hilile. Duyuyor mu? Beni duyuyor muyuz? Evet dinliyoruz. Tamam. Şimdi bulduğunuz kılıçlar alignment'lara göre ayrılmış, öyle değil mi? Evet. Kaç tane alignment var? Yani 9 tane ama. Tamam. Tamam, şimdi dur. Karakterler good, evil, love, chaos ve neutral kavramlarını biliyor. Tamam mı? Normal bir karakter kendine baktığı zaman ben lawful good'um demiyor. Tamam. Ama en azından bu kavramlar var ve bunların kombinasyonları 9 tane ediyor. Tamam mı? Olaya siz işte bunu lawful good karakterler taşıyabilir olarak değil de bu kılıç yasayı, düzeni ve iyiliği temsil ediyor şeklinde bakıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi birincisi bu. İkincisi, az önce Koriyel size ne dedi? Şövalyelerden, belki şövalyeler vardı zamanda, şövalyeler taşıyordu dedi. Öyle değil mi? Bu iki parça, bu iki bilgi bir anda zihninizde şimşek gibi çakıyor. Ve aklınıza Neverwinter'daki 9 kişilik Neverwinter 9 şövalyeliği geliyor. Ben hiç düşünmemiştim harbiden. Şimdi bu bilgiyle artık ne yaparsanız yapın ya. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bendeki kılıç, buradan alınan kılıç, evil bir kılıçmış. Yani buradan alınmış olması onu kullandığın anlamına gelmez. Yok, kullanıyordum. Hatta hatta o kılıç şöyle, ben diğer ikisini asıyorum, tamam mı? Bir iki tane kılıcı astım, üst ikisini tam bunu asacaktım, bu daha, sen bana daha lazımsın deyip kınına geri koyup çıktığımı hatırlıyorum buradan. Yani hatırladığım kadarıyla sen Hilile ile beraber takılıyordun. Ben Raskar'la takılıyordum. O yüzden Hilile beni yoldan çıkartmış. Kesin Hilile neden oldu bak. Ben size söyleyeyim. Kolumdaki Word of Truth'la oynuyorum ben. Değil mi? Kafayı yemiş vaziyetteyim ben. Ona bakıyorum sadece. Ya ben ona Detect Magic atayım. Hilile izin verirsen koluna bakabilir miyim? Ah. Ben bakıyorum. Detect Magic attın. Ay. Şimdi kolunda yazan creation, yaratılış kelimesinin neyi temsil ettiğini hatırlıyor musun? Kelimenin ne olduğunu hatırlıyor musun yani? Uyanış anlamına geliyor. Hem evet, metaforik hem de literal anlam. Aynen. Yani bu uyanış kelimesini sen nasıl yorumluyorsan ona göre kullanabiliyorsun. Bu kelimeler, bu kelimelerde o tarz güçlere sahip kelimeler. Koriyel, Detect Magic kullandın, bir spell slotunu aldık. Evet, spell slotunu kendisine... Hayır, şeyle kullandın. Warlock özelliğiyle kullandın. Aynen, Eldritch Sight var Warlock özelliği. Tamamdır. Kendisinin koluna bakıyorsun. Kendisinin koluna baktığın zaman çeşitli farklı auralar görüyorsun. Tamam mı? Mesela Necromancy. Mesela Transmutation, mesela Conjuration, mesela Evocation. Anladım, sürekli başka şeyler dönüyor gibi. Hayır, hepsini aynı anda yayıyor gibi. Hepsi aynı anda yayıyor. Evet.
Peki o zaman yaymadığı bir şey var mı? Aura var mı? Öyle Illusion yaymıyor. Abjuration yaymıyor. Okey, tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu bize anlatıyor mu Hille? O yanlış anlamına geldiğini falan. Yo, anlatmadı da. Siz sadece kendisinin kolunda bir böyle karışık karmaşık böyle iç içe geçmiş çizgiler şeklinde oluşmuş bir dövme oluştuğunu görüyorsunuz. Siyah renkli. Hayırlı olsun, güzelmiş. Çok çok cool gerçekten. Aynen. Bir dakika, bana bir izin verin. Yalnız ciddi büyülü bir şey Hille, dikkat et. Üzerine neredeyse her aurayı al. Tamam, ben düşüneceğim. Bunu da düşüneceğim. Belki her yerde göstermesen de iyi olabilir yani. Şöyle bir transa gibi böyle zaten şeylerin böyle fileli bir şalım. Onu alıp böyle sarıyorum etrafımı. Okay. Tamam, teşekkürler. Evet. Şimdi Koreal konuşmamız lazım. Bunun farkı. Ama ben de buradan bir çıkalım. Bir olaylar çözülsün, akşam konuşalım. Bari adını söyle. Kimin akşam adını konuşalım ya. Ne oluyor ben? Şimdi en son Koreal bana bir pul verdi, gri renk, çelik renginde. Yok hayır. Koreal bana bir pul vermiş, onu hatırladım. Sonra da kardeşim olduğunu hatırladım. Daha doğrusu o hatırladı. Ben hatırladım, sana kardeşini tanıyorum, kardeşim var falan dedi. Aynen. İşte adını söyle. Adını mı? Ya burası bunun mekanı olduğunu sanmıyorum. Bence yeteri kadar şey yaşadık burada. Başka bir yere gidelim en azından. Belki akşam falan konuşuruz. Olur, gidelim. Nereye gidelim? Eve dönelim yani. Tamam. Bir de geçerken benim bir yere bakmam gerekiyor. Yol üzerindeyse bir oraya uğrayalım. Neresi orası? Şehrin en güzel anı. En lüks. İçinde yol ağaç üzerinde, var. Yol üzerinde değil. Yani şey... Ya dışarıda sizin, taksiciye soracağım ben yani bizi getirenlere. Okey, tamam. Yer neresi diye. Tamam, tamamdır. Evet, ne yapıyoruz? Dışarı çıkıyorsunuz, doğru mu? Aynen. Evet. Tamam, şimdi bankadan dışarıya çıktınız. Daha doğrusu bu tam ürün hazinelerinin tutulduğu yerden. Tam bu odaya açılan, bu mağaraya açılan portalın içinden geçerek çıktınız. Tekrar bu gardları hatırlıyor musunuz? Böyle işte zırhlı, aynen, çift taraflı kılıçları falan olan. Ondan sonra onlar tekrar o şekilde duruyorlar. Hiç duruşlarını bozmamışlar. Oraya geldiniz. Oraya geldiğiniz zaman sizi buraya getiren kişinin sizi beklediğini gördünüz. Efendim hoş geldiniz dedim. Hoş bulduk. İşiniz bittiyse, işiniz bittiyse kapıyı kapatacağım. Tabii kapat. Kapıya doğru gidiyor. Birkaç tane söz, büyülü kelime fısıldadıktan sonra açılmış olan portal tekrar girdap şeklinde kendi içine çekilip kapanıyor ve bir kasa kapısı oluşturuyor. Bizden talep ettiğiniz başka bir şey yoksa dedi. Çıkalım. Çıkalım. Evet, teşekkürler. Buraya da başka bir yerden portalla gelmiştiniz, bu odanın içerisine. O portalı yere eğilip yerdeki bazı ürünleri aktive ettikten ve bazı kelimeleri söyledikten sonra açıyor. Ve önünüze açılmış olan portaldan geçerek Waterdeep'in içerisindeki bu banka, içi boş banka binasına varıyorsunuz. Buraya vardığınız zaman hatırlıyor musunuz, böyle içi bomboştu, yukarıya doğru yüksekti, kenarda balkonlar vardı sadece. Evet. Aynen öyle. Evet. Buraya vardığınız zaman bu beyefendi size diyor ki, efendim sizlerle çalışmak büyük bir zevk. Bizden istediğiniz üzere size vermiş olduğumuz servisi devam ettireceğiz. Tanıyor, sana dönüyor bu noktada. Bizden istediğiniz başka bir şey yoksa şayet dışarıya eşlik edeyim diyor. Size nasıl ulaşabilirim ben?
Waterdeep'te bir soylu musunuz dedi. Yok. O zaman bir Waterdeep soylusunun aracılığıyla ulaşabilirsiniz ancak. Peki, tamam. Kolay gelsin. İyi günler. Teşekkürler dedi. Kapıya kadar eşlik etti. Kapıyı açtı ve sokağa çıkıyorsunuz. Dışarıya çıktığınız zaman sizi buraya getiren arabanın ve iki tane Lore Weaver hanesi üyesinin sizleri bekliyor olduğunu görüyorsunuz. Bir tanesi kapıyı açtı. Kadın olan. Ondan sonra hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk. Bir şey demeden giriyorum içeri ya. Bam diye giriyorum yani. Pekala. Ben de arabaya giriyorum. Şimşek'e de diyorum ki takip et. Aa, pis fakir tribi yedi diyorlar. Ya bir Kime? kere bir kere fakir olamam yani, imkanı yok. Orada kasam var. Bir Yani. saniye. Bir saniye. Herkes harbini bilecek. Şimdi ben kesin soyluydum da Waterdeep'te, hatırlamıyorum. Olay o. Yoksa ben bu adamlara nasıl ulaşacağım? Buradan nasıl kasa kiralayacağım? Kesin Waterdeep'i de karıştırdık biz. Abi biz net bu bankayı biz yapmışızdır ha. Böyle saç. Bankanın ailesi, kuran işte aile bizmişiz, değil mi? Gerçekten bu film böyle bizim Neverwinter'da sakin böyle dere kenarında bir eve yerleşecek. Bak Evet. kalıbımı Neyse. Şimdi burada az önce söylediklerinizde önemli olan nokta şuydu. Tamyor dedi ki bu şeyi bankayı kuran aile kesin bizizdir dedi. Demek ki birbirinizi aile olarak görüyorsunuz. Efendim. Tabii ki. Orası öyle. Tamam. Aa. Aa, kawaii. Abi, Şimdi beraber yaşamayı geçtim. Tamam, beraber iki tane evimiz var. Tamam mı? Adam şey diyarına gideceğim, hep beraber evlendik. kale yapacağız diyor. Hani bu başka bir şey yani. Biz aslında full karı kocayız artık kendi evimizde. Böylece. Yazlığımız var abi, sen ne diyorsun? Şimdi Buradan da alacağım ya. Burası da güzelmiş. Benim hoşuma abi, gitti. kağıt sesi senden mi geliyor? Tamıyor. Olabilir. Senetlerine bakıyor abi, bir dakika. Aile geçmişimize bakıyorum. Dur. Aile. Deyip var mı abi? Evet, devam edin. Edelim. Çok sus. Ne, sen bir şeye basıp bakınca ben Yok, ben bir şey şey yapacağım. söyleyeceğim sandım. Söyleyeceğim de bulamadım. Daha hala kolum. Arabaya bindiniz. Tamam mı? Bir tanesi depresif, bir tanesi konuşmuyor, bir tanesi koluna bakıyor falan. Kadın diyor, dedi ki, içerideki kadın vardı, hatırlıyorsunuz. Evet. Dedi ki, iyi misiniz? Bir sıkıntı yok ya. Evet. Biraz neyse dedi, bir sıkıntı yok falan deyince, neyse dedi. Şimdi öyle deyince Hilal'e bana loot'unu verir misin? Ya gidişine zaten ortalık karışık. Tamam, sen ona bak ya, ben alıyorum Evet. Evet. Hani biz bir aileydik. Aileyiz işte. Şeyler çalmaya çalışıyorum ya. Çalışıyorsun. Şöyle. Şimdi biz çok fazla bir şey unuttuk ya. Hani önceki hayatımızdan çok fazla bir şey hatırlıyorum. Hani meğersem kardeşim varmış falan. Ben böyle şeye merak ediyorum. Hani böyle şarkı türkü hatırlıyor muyum? Böyle o zaman common knowledge'ı var mı hala diye merak ediyorum. Bir Anlıyorum. de hani bir iki tını böyle çalmaya çalışarak belki bir şeyler hatırlarım diye uğraşacağım. Öyle bir şeyler çalmaya Ha çalış. tabii canım, çocukken dinlediğim şarkılar falan böyle aklımda mı diye. Şimdi sen önce bir int at, sonra bir tane daha int at. Ama bunları disadvantage'lı at. Bu bir dezavantaj. Müthiş.
Toplam bir. İlk bir. Harika. Hadi sıfır gelecek, bekliyoruz. Evet. Bu ikinci. Bu da onun disadvantajı. Öbürü de iki. Mükemmel abi. Bir ve iki attı. Abi. Şimdi de. Şimdi sen Bart'sın ya, Ozan'sın falan. Hani müzikle ilgileniyorsun. Tam şarkı türkü senin için. Ondan sonra gezdiğin diyarlarda, gittiğin gördüğün yerlerde her zaman şey olmuştur. Ya abi ben müthiş çalarım falan deyip, tamam mı? İnanılmaz kötü çalan adamlar vardır. Tamam mı? Ama böylesini görmedin yani. Anlatabiliyor muyum? Senin aklını dövmeden aldı. Tamam, şöyle bir dönüp baktım yani. benim aletimden, benim müzik aletimden böyle bir ses mi çıkıyormuşçasına baktın yani. Beni esefle kılıyorum. Nasıl, çok iyi değil mi? Şöyle döndüm, ben şey diyorum ya. Fırlattın aklı. Taktım hani ben. Raskar'ın varlığı müzeye büyük bir hakaretmiş yani. Ben onu anladım şu an. Evet, Raskar müziğin dendalıdır deyip. Peki bir şey, ben şey, şu kadına şey soracağım. Burada bir han varmış. Son Kılıç Hanı. Yerini biliyor musunuz? Bir dakika. Son Kılıç Hanı. Evet. Şöyle biraz düşündüm. Orası kapandı. Kapandı mı? Ya orası benimmiş de. Bakma imkanımız var mı ona? Öyle mi? Evet. Yani kendisi Castleward'daydı dedi. Bu kalenin olduğu kısım var ya, en zengin kısım. Evet. Doğrudur. Hı-hı. Han oradaydı dedi ama bundan yanlış hatırlamıyorsam şey, dışarıda arabacı var ya, arabayı Hı-hı. süren eleman vardı. O böyle şeye vurdu, arkaya vurdu tahtaya. Ondan sonra orası dedi, dışarıdaki eleman böyle bağırarak. Orası dedi 5 sene önce falan kapandı. Bir tane büyücü almış diyorlar. Büyücü. Sen mi almış? Sen. Oraya bir gidebilir miyiz ya? Gidelim. O alan kişiyle görüşebilir miyiz? Ya bir gidelim. Alan kişiyi tanımıyorum yani. Görüşebilir miyiz? Görüşürüz herhalde. Bilmiyorum. Tamam. Bir gidelim. Olur. Bakalım. Şimdi. Sen sürekli oraya gidiyor muydun? Yani gider miydiniz oraya? Yok yani, ben pek takılmazdım da, zengin yeriydi de. Zavyan diye biri vardı orada. Benim hatırladığım kadarıyla. Kirli sakallı bir insan. Hiç bilmiyorum dedi. Peki tamam. Bir gidelim oraya. Hilile sen ne diyordun? Ha yok, ben Koryel'e sadece şey diyeceğim. Sen değil de öteki bence değil. Sessiz. Öteki mi? Öteki büyücü var ya. Buradaki büyücü mü? İşte bence o. Ama bizi tanımadıklarını falan söylediler. Eğer tanıyorum barını aldılarsa, yani artık neyini aldılarsa, tanıyorla konuşmuş olmaları gerekmiyor mu? Ya da ben kime bıraktım bilmiyorum ki. Yani, kasayı sen de bırakmıştın, onu hatırlıyorum. Atıyorum. X bir kişisine vermişimdir işletsin diye, başında dursun diye. O da benden haber alamayınca öldü bu diye satmıştır kendi adına. Abi olsun, sen Ersin niye 100 sene sonra satsın ki? Ne bileyim, 100 sene boyunca haber almayınca. Valla 100 sene ben birinden haber almasam satarım yani. Şöyle bunların üstündeki itemlara bakıyorum. Bir sessizlik, bir gerginlik oldu fark ettiyseniz. Yüz sene oğlum, bu az mı? Hatta 100 seneden de fazla. Belli ki abi, 3 aya satarsın. Tabii canım. Derken? Sana şey soracağım. Bu bizim kapıda karşılaştığımız Celestia kadın mı vardı? Evet, vardı. Oferian. Bir dakika.
Evet. O bana nerede kaldıklarını söylemişti de ben not almamışım. Bir han bulacağız, orada kalacağız demişti. Öyle miydi? Ben öyle hatırlıyorum en azından. Çünkü ben de şu anda diye not almamışım buraya. Anladım. Tamam, o zaman bakacağız. Tamam. Kendimize uygun bir yer bulacağız demişti diye hatırlıyorum. Öyleymiş, aynen. Öyleydi Tamamdır. diyorlar. Seyirci akıyor Ses nasıl? Ses arkadaşlar, ses birazcık problemli. Onu çözeceğiz ama. Haftaya yani pazartesi günü oynarsak pazartesi günü kesin çözeriz. şimdi şeyin olduğu yerden, bankanın olduğu yerden çıktınız ve Castle Ward'a doğru ilerliyorsunuz. Castle Ward'a ilerledikçe En şeyin kahraman bir cheer yolladı. Müzik derslerinde ikmale kaldığım lise zamanını hatırladım nedense demiş. Eyvallah abi. Buradan maskara teşekkürler. Castle Ward'a doğru ilerliyorsun sen. Şimdi Castle Ward buranın kalesinin olduğu yer. Bu kalede dediğim gibi daha önceden de konuştuğumuz gibi buranın Open Lady'si Lyrel Silverhand yaşıyor. Tekrar hatırlayalım. Kendisi Misra'nın çözünü ve kızıydı. Evet. Ve bir insandı. Büyüde fazlasıyla yetenekli birisi olduğunu söylüyorlar. Çünkü Misra büyü tanrıçası falan zaten. Bir de Blackstaff Tower var. Tamam mı? Kara Asa Evet. Kulesi var burada. Blackstaff da buranın en yetkin büyücüsüne verilen ünvan. Buranın eski Blackstaff'ı Lyrel'in kocasıydı. Fakat o öldükten sonra yerine başkası geliyor. Tamam. Öncekinin adı Kelbendi. Şimdikinin adı Vajra Safahar. Blackstaff değil mi? Ne? Blackstaff title. Oradaki aldığın ünvan. Bir daha söylesene. Vajra Safahar. Burada ilerlerken böyle kocaman, yine 9 metre falan boylarında bir şövalye heykeli görüyorsunuz. Büyük kılıçlı, kalkanlı falan. Ondan sonra büyükçe, gayet uzunca bir kule görüyorsunuz. Blackstaff Tower burası, Blackstaff Kulesi. Ve zaten işte şehrin neredeyse her yerinden gözüken kaleyi görüyorsunuz. Kalede ziyadesiyle büyük bir kale. Sokaklarda bu şehrin guardları geziyorlar. Daha doğrusu City Watch geziyor. City Watch ve City Guard geziyor. Üstlerinde yine Waterdeep sembollü tabatlar var. Buradaki guardların ve City Watch'un üstlerindeki mühimmatınız, işte zırhın, kılıcın falan Neverwinter'dakilerden daha iyi olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü Neverwinter daha yeni kurulan bir şehir. Burası çok uzun zamandır var. Sokaklarda ilerliyorsunuz. Yine her neredeyse böyle her büyük yolların kesiştiği köşe başlarında işte bir tane cüce var. Tamam mı? Ağzında piposu var. Üstünde böyle kağıtlar falan ve sarı elbisesi var. Ondan sonra millete şu tarafta, bu tarafta bilmem ne falan diyor. Ona göre parasını alıyor. Abi bu çok Ondan iyi ya. sonra Bunu ne? kullanacağım. Bir Söyle. dakika. Skorya söyle. Burası daha mı az kalabalık diğer tarafa göre? Evet, onu söyleyecektim. Tam diğer taraflarda hani böyle sokaklarda arabalar, insanlar, bilmem neler falan filan vardı ya. Burada öyle değil. Burada tek tük araba var ve arabalar mal taşımıyor, eşya taşımıyor. Soylu taşıyorlar. Tamam mı? Lüks arabalar, lüks at arabaları geçiyor. Sokaklarda yürüyen kişiler de yine hani böyle işte bir tane soylu geçiyor, yanında gardları var. Tamam mı? Bilmem ne falan. Burada birisi bana bir yüzük atıyor şimdi. Ben atıyorum. Hata. Bir dakika. 18. Mükemmel. Harika.
Şimdi. Siz ilerliyordunuz. İlerlerken fark ediyorsunuz ki karşıdan şu siyah cübbeli yargıçlar vardı ya. Evet. Yanlarında 6 tane gardiyanla gezen. Bir tane diğer gördüklerinize göre daha iri yarı bir tane eleman geçiyor. Tamam mı? Boyu böyle 2.20 falan. Üstünde siyah cübbesi var. Hani baştan ayağa kadar kapatıyor. Tamam mı? Yanında neredeyse kendi boyutlarında 6 tane gardı var. Bu 6 gardın 6'sı da Goliath. Yani yarı dev. Hayır maşallah. Goliath'lar nasıl gözüküyor? Böyle derilerini düşünün, insan derisi düşünün. Tamam mı? 2.20 boyunda bir insan düşünün. İnsan derisi kaplı. Mesela derinin rengi biraz daha taş rengi gibi böyle grimsi oluyor ve sanki üzerine yerleştirilmiş taş parçaları varmış gibi gözüküyor. Tamam mı? Ondan sonra yanındaki gardların üzerinde yine water deyip şeyleri, tabartları falan var. Sırtlarında baltaları, ondan sonra yüzükleri, kolyeleri falan. Bunlar magical item'lı gibi duruyorlar dışarıdan bakınca. Tamam mı? Tamam. Eşyaları... Efendim? Ya tamam da insanlar çekiliyor mu yine? Şimdi karşıdan geliyorlar, sizin arabanızın gittiği yönden geliyorlar. Soylular çekiliyor. Bu ilk söyleyeceğim şey zaten. Tamam mı? Soylular şöyle kenarıya çekilip işte böyle kaçıp saklanmıyorlar da böyle nazikçe kenarıya çekilip başlarıyla selam veriyorlar. Eleman hiçbirine selam vermiyor. Ortadaki eleman. Diğerleri de böyle gayet intimidating bakışlarla etrafa bakıp dolaşıyorlar. Tamam mı? Yürüyerek geliyorlar. Sizin arabada yolun öbür tarafından yani iki şerit gibi düşünün, o karşıdan geliyor. Siz de öbür şeritten gidiyorsunuz. Siz öyle giderken evet bir şey mi dedim? Yok. Yok. Ha, tamam benim sesim bana sekti sanırım bilmem. Neyse. Siz öyle giderken sizin arabaya doğru geldiği zaman yavaşladı. Sonra neredeyse yan yana olduğunuz zaman durdu. Tamam mı? Eleman yavaşlamaya başlayınca sizin sürücünüz de yavaşladı. Ondan sonra yanınızdaki elf kadın şöyle camdan bir dışarıya bakar oldu. Ben Ondan de sonra bakacağım. bakıyorsunuz böyle eleman yavaşlıyor. Sizin araba da yavaşlıyor. Tipler size doğru döndü şu 6 tane golayet. Ondan sonra tam sizin arabanın yanında durdu. O durunca sizin araba da durdu. Tamam mı? Ondan sonra kapşonu kapalı. Tamam mı? Ondan sonra cübbesinin işte normalde cepleri gözükmüyor. Bir yerinden elini soktu şöyle. Hakim. Evet. Ondan sonra şöyle bir şey aradı. Sonra bir tane şöyle parşömen çıkardı. Tamam mı? Yanındaki elemanı verdi. Sizin arabaya taraf, arabanın tarafında olan elemana. Eleman parşömeni aldı. Sizin arabanın kapısına doğru uzattı. O sırada elf kadın açıyor kapıyı. Ben bakıyorum eğiliyorum ben de böyle dışarı. yani. Hanginiz alıyor? Ben aldım. Sen uzandın arada. Evet. Hoppa. Bunu yargıcı yapıyorsun ama değil mi? Oo. Aynen öyle. Yok öyle. Şeker şey. Deyip açıyorum. Bence bize değildir o ya. Ailenin şeydir. Dip kadına Bir döndüm ben. tepkisine bakıyorum. Sen aldın. Ondan sonra sen aldıktan sonra bunlar yürümeye başladı. Tekrar hiçbir şey demediler. Ha, Ama etrafta soylular size baktı. Lord Weaver tabardını gördüler. Sizin tiplerinize falan baktılar. Hemen aralarında konuşmaya başladılar. okay. Elf size doğru döndü. Ne oluyor dedi kapıyı Bu kapatırken. arabanın sahibi olduğunu hatırlayıp böyle hani demin Sesin gitti. duyuyor Tekrar musun? söylesene. Evet. Demin şimdi hepimiz kendi tribimizdeydik ya. Biri parşömen uzattı deyip aldım. Evet. Şu anda tamam bu arabanın başka bir sahibi vardı. Böyle yanındaki kadına veriyor Tamam, elfi parşömeni. uzatıyorsun. Aynen Tamam. öyle. Tamam. Ondan sonra elfi aldı elinden. Ondan Oturduğum sonra yere. üzerindeki mühre baktı. Tamam mı?
Sonra size doğru döndü. Gerçekten de yargıç müftü, hakim müftü dedi. Yani zaten sonra gerçek yargıç gibi duruyor. Sonra açtı. Ondan sonra kadın bir an şüphe etmişti de şeyi, parşömeni açtı. Tamam mı? Şöyle hızlıca bir okudu. Açıktan sonra bu sizeymiş dedi. Size doğru uzatıyor. Aldım. Aldım. Almayın. Oğlum bak şöyle her şeyi almayın. Alacağız. Aldık. Aldım. Ne yok demiş, değildir ne ya. Almış. Sizindir o. Aldım. Aha. Sevgili Tanrı misafirleri yazıyor. Şeklinde var. Nice. Adımızı duyurmuşuz. Aha. Uzun yıllar önce sizlerle ben daha Waterdeep'te bir dilenciyken tanışmıştık. Sizin olmadığınız yıllarda Waterdeep bürokrasisinde yükseldim ve yargıçlığa kadar geldim. Yasalar gereği kim olduğumu sizlere söyleyemesem de ve kimliğimi açığa çıkaramasam da en azından sizlere şehrimize geldiğinizi öğrendiğim bu günlerde bu şehirde kimliğinizi bilmediğiniz ve sizi elinden geldiğince korumaya çalışacak bir dostunuzun olduğunu söylemek isterim. Vay anasını be. Duygulandım ha. Adaletsiz işler yapsanız yaparsanız çok yardımım dokunamayabilir ama sizlerin adaletsizliğe uğramayacağından emin olabilirsiniz. Buradan beni yıllar önce Tirin yoluna döndüren Raskar'a ayrı bir teşekkürü borç bilirim. Peki. Bu kadar. Torpilimiz varmış. Hatırlıyor musunuz bu kim? Raskar? Hiçbir şey hatırlamıyorsun ben söyleyeyim. Sesin geldi. Dilenciymiş kendisi. Biz ilk tanıştığımızda. Yani bir şey ifade etmedi o yüzden. Tamıyor. Yok. Hatırlamıyorum. Ama bayağı demek ki hayatını değiştirdiğimize göre bayağı bir kilit bir şey yapmışız yani. Ya sonuçta yargıç olmuş. Yani bayağı. Ve bu iki burada yargıçlara bayağı değer veriyor. Yani çok emin olmayalım. Dilenciydim falan diyor. Böyle bir tane yaptığımız iyilik bile adamı... Sesin gitti sonunu anlamadık. Tüh. Çok da önemli değildi arkadaşlar. Sonunda mı dediğim mi? Tabii bir şey yapmamış olabiliriz diyor. Yani iyi bir şey yapmışızdır. Adamı iyilik yoluna itmiştir de adam dilenciydim diyor. Büyük bir şeye ihtiyaç duymuyor olabilir onu diye götürmüşüz. Bilmiyorum, değişik. Neyse, elbet bir yerde bir şey çıkar. Şimdi devam edelim o zaman. Yolunuza devam ediyorsunuz. Evet. Emin olun ki hangi ailedensiniz? Kiminle seyahat ediyorsunuz? Bindiğiniz arabanın tekerleğinin rengi ne? Tamam mı? Arabayı kim sürüyor? Mesaj size nerede verilmiş? Bütün hepsi şu anda Waterdeep sosyetesinde dedikodu malzemesi. Şu anda yani. Tamam mı? Bak 10 saniye geçti, biri sendin hatta, anlatabiliyor muyum? Hani... Peki bu iyi bir şey mi yoksa kötü bir bilmiyorum şey mi? İyi bir şey mi? Soruyorum ben. Kadına soruyorum. İyi mi sanki? Ha, böyle insanların bakıp bizim hakkımızda konuştuğunu görünce bu normal, hani iyi bir olay mı yoksa? Kadın şey diyor yanınızdaki elf.
Waterdeep'i yönetenlerden sadece bir tanesinin yüzünü göstermesinin bir sebebi var. Aynen. Peki bir şey olmayabilir diyor. İsim misim var mıydı parşömenin üstünde? Yok, hayır yoktu. Yok. Yapacak bir şey yok o zaman. Yani artık en azından Lord Weaver ailesi dikkat edin. Kadın adını mı söylüyorum? Yolunuza devam ediyorsunuz böylece. Bir tapınağın önünden geçecek miyiz? Şu anda hayır. Yolunuza devam ediyorsunuz arkadaşlar. Evet. Tamam mı? Castleward'da soyluların arasında güzel sokaklarda, ki Waterdeep'teki neredeyse her sokak güzel. Kalabalık olmasın. Tatlı tatlı ilerliyorsunuz. Tamam. Akşamüstü saatlerine geldiğiniz zaman aradığınız yere varmış olur. Bir tane. Nasıl bir yere benziyor? Yıkık arabe falan diyor mu? Yok yok, anlatıyorum şimdi. Şimdi araba durdu. Arabacı dedi ki geldik burası. Dışarıya baktığınız zaman, önünde durduğunuz binaya baktığınız zaman buranın 4 katlı bir bina olduğunu görüyorsunuz. Tamam mı? Dışında bir şey asılı. Şöyle tabela asarlar ya, dükkan tabelaları. Ondan sonra tabelanın üzerinde altınla işlenmiş olan bir böyle asa motifi ve bir kılıç motifi var. Şöyle çapraz şekilde. Adı yazıyor mu? Hayır. Ben giriyorum içeri direkt. Arabadan iniyorsunuz. Aynen. Arabacı dedi ki ben burada bekliyorum. Uygun mudur? Tamam. Herkesin... Evet. Yani iniyorum. Tamam. Arabadan indiniz. İçeriye doğru giriyorsunuz. Kapıyı açtığınız zaman zil çaldı kapının üstünde. Hı hı. Ondan sonra ve içeriye girdiniz. İçerisi güzel kokuyor. Aloe vera kokuyor diyelim. Yeni temizlenmiş. Ondan sonra bir kolonya kokusu var yani aslında. İçeride sağlı sollu şekillerde bir sürü raf ve bu raflara çok titizce yerleştirilmiş olan asalar, kılıçlar, hançerler, ondan sonra işte baltalar falan görüyorsunuz. Güzelmiş. Silah dükkanı yapmışlar yani. Silah dükkanı, evet. Tamam mı? İşte vant falan da var. Sadece asa değil, staff değil yani. Vantlar falan da var. Siz içeriye girdiniz, böyle etrafa ilk bakarken bir adet gayet yaşlıca bir moon elf arka taraftan, arkada böyle bir duvarın kenarından çıkıp sizlere merhaba diyor. Kendisinin saçları beyazlamış. Dik duruyor. Üzerinde Waterdeep renklerini simgeleyen işte böyle mavi mor gibi, koyu mor gibi bir şey var. Çeşitli desenlerle bezenmiş bir cübbe var. Cübbenin üzerinde yıldız taneleri var. Yıldız desenleri var. Dükkanıma hoş geldiniz dedi. Merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buranın Buyurun. Sahibi sizsiniz anlaşılan. Yani. Benim evet. Burayı kimden almıştınız? Hatırlıyor musunuz? Burayı dedi açalı çok olmadı. Bir 5 yıl oldu. 5 yıl önce burayı aslında birisinden almadım. Burayı Waterdeep yönetiminden. Hmm. Şimdi şöyle biraz garip olacak ama yanlış anlamayın beni. Tamamen iyi niyetimle söylüyorum. Ben uzunca bir süre buralarda yoktum. Yani tam olarak nerede olduğumu da hatırlamıyorum. Geçmişimi de hatırlamıyorum. Arkadaşlarım da öyle. Ve bir noktada böyle ana olarak bazı şeylere hatırlamaya başladık. Ve hatırladığım kadarıyla burası eskiden Hanken. Yani bundan yaklaşık bir 100-150 yıl önce ama. Zavyan adında bir
kişi bu hanı bana devrediyordu, bırakıyordu. Bu binayı. Bu binanın içinde bir tane ağaç, meşe ağacı hatırlıyorum olduğunu. O yüzden buraya uğramışken gelip bir bakmak istemiştim de. Meşe ağacı. Evet. Hala duruyor mu? Benim şeyimde binanın mahzeninde duruyor dedi. Büyük bir meşe yani, ağacı. Yani bir evin içinde yetişmek için biraz büyük ama burayı aldığım zaman ağaç vardı. Ben de sonradan kesmek istemedim. Anladım. Peki buranın hikayesini biliyor musunuz? Hani yönetim? Yok, burası ben geldiğimde boştu. Yönetimden bir miktar param olduğunu ve burada kaliteli bir silah dükkanı açabileceğimi söyledim. Bunun için kendilerinden bir dükkan istediğim zaman bana buranın uygun olup olmayacağını sordular. Ben de gayet uygun dedim. Üstelik ağaçları da severim. Gülümsüyorsunuz. Yani onu İnsan zarar olur. Verme şey yapmazsanız sevinirim. Bir şekilde ben onu oradan aldırtırım bir noktada, eğer sizi rahatsız ediyorsa da. Yok, rahatsız etmiyor dedi. Peki bu yönetimle arasında ben nasıl görüşebilirim? Yani bu konu hakkında. Yani şöyle, işin aslı bu dükkanı geri almak değil amacım benim. Yani zaten artık gezginim, hani dükkanla veya hanla uğraşacak halim yok da. Geçmişimde kime devrettim, ne oldu, ne bitti, ben birazcık onu öğrenmek istiyorum yani. Yani herhalde kaleye başvurursanız size yardımcı olurlar dedim. Peki, tamamdır. Yardımcı olabileceğin başka bir şey var mı? Ben biraz etrafa bakıyorum ya, benlik bir şey var mı? Yani ansalar, bir şeyler, vantlar falan var. Özellikle aradığın bir şey varsa yardımcı olabilirken. Bizim olayımız gayrimenkul kuryer. Ya şimdi benim aradığım bir şey var da ben bunu adama nasıl soracağım? Sen biliyorsun şu yüzük muhabbeti. Şimdi böyle bir şey bu var. Adam yapamaz onu. Yapamaz. Yüzüğü bu adam yapmaz. Yok. Tamam. Kendisine şey soracağım ya. Evet. Iris yanımızda değil mi? Evet. Ama kılığı farklı değil mi? Kılığı farklı. Tabii. Çocuğum, sırtındaki kılıcı bir gösterebilir misin beyefendiye diyorum. Kendisi şöyle kılıcını çekti. Ondan sonra buyurun dedi çok nazik bir sesle. Iris'ten beklenmeyecek bir şekilde. Beyefendi kılıcı. adama şey soruyorum. Bu kılıç nedir? Biliyor musunuz diyorum. Adam kılıcı biraz inceledi. Ondan sonra çok nadide bir parça, benim elimde böyle bir kılıç yok dedi. Çok güzelmiş. Teşekkürler. Biz de tesadüf eseri karşılaştık. Hani ne olduğunu tam çözemedik. Bir bakayım dedi. Bizi arattı. Ondan sonra bir dakikanızı rica edeceğim dedi. Ondan sonra tezgahın arkasına gidip tezgahın altındaki bazı kitap, belli ki kitaplar varmış orada. Ondan sonra bir tane kitap alıp şöyle kitabın sayfalarını karıştırıp tezgahın üzerine koydu. Ondan sonra size doğru çevirdi şöyle. Tezgahın üzerine çıkmadan önce Raskar'ın yanına gidip aslında göstermese miydik emin olamadım diye fısıldıyorum. Abi her yürüdüğümüz yerde çocuğun sırtında zaten okul ceket yani. Sesin kesildi, anladım. Ya her gittiğimiz yerde aşağı yukarı belli oluyoruz zaten. Hani Castle Lord'daki adamın da gidip bizi "Aa, bunlar da bu var" diyeceğiniz. Umarım öyledir. Neyse hadi bak. Demişti. kitabı şöyle size doğru döndürdüm. Alican, bu adam aynı zamanda blacksmith mi? Yok, değil. Tamam. Bu arkadaş büyülü silah toplayıcısı.
aslında. Okay, tamam. Bir tamam. Şey var mı diye soruyorum. Böyle bir ayılıp kendime gelip. Benim kullanabileceğim bir şey var mı elinizde? Ben kılıcımı kaybettim. Herkesin kullanabileceği şeyler var dedi. Hemen yardımcı olayım. Kitabı Raskar sana doğru ittikten sonra ille adam sana doğru gelecek. Raskar, kitaba bakıyorsun. Kitap bir kralın ve 9 adet şövalyesinin hakkında. Neverwinter'la alakalı mı? Yok değil, isim vermiyor. Anonim bir hikaye. kılıç varmış, şey kral varmış bir tane. Kısaca anlatıyorum, tamam mı? Ondan sonra bu kral demiş ki ben her yeri alacağım, bütün dünyayı alacağım, uf nasıl alacağım demiş. Ondan sonra bunun da 9 tane şövalyesi varmış, tamam mı? Ondan sonra bu şövalyeler normalde krallığa ve krallarına çok saygılı arkadaşlarmış. Fakat daha sonra bu arkadaş, bu kral, bu fetih yolunda alignment kayınca, kötü işler yapmaya başlayınca, kendisine köle alıp millete işkence etmeye başlayınca 9 şövalyesi demiş ki bu iş böyle olmaz. Tamam mı? Biz demişler, bizim kralımız normalde böyle şeyler yapmazdı ama artık yaptı, yapacak bir şey yok, biz bu krala tokadı basalım demişler. Tamam mı? Ondan sonra bu 9 arkadaş toplanmışlar. Kralla dövüşmeye başlamışlar. Tamam mı? Kral uğradığı ihanetten dolayı çok üzülmüş. Fakat kendisini vurmaktan geri tutmamış. Ancak nihayetinde 9 tane şövalye arkadaşımız kralı öldürmüş. Tamam mı? Kralı öldürdükten sonra elindeki kılıcı da almışlar ve normalde işte krallarına adam ne kadar kötü bir son zamanlarında kötülükler yapmış olsa da hak ettiği şeyi, cenazeyi düzenleyelim falan demişler, tamam mı? Bunun için de normalde kılıcıyla gömeceklermiş. Fakat sonradan fark etmişler ki adamın aslında kötülük yapmasına sebep olan şey kılıcıymış. Tamam mı? Kılıç intelligent bir arkadaşmış. Yani kendi zekasına sahip bir kılıçmış. Asıl şeyi, doğası kötülük yapmak olmasa da o zaman kendi çıkarına o kralın öyle hareketler yapması geldiği için öyle şeyler yapmış. Fakat bu 9 arkadaş bu kılıcın asıl amacının ne olduğunu çözememişler. Tamam mı? Sonra demişler ki bu birilerinin elinde sıkıntı çıkarır, biz bunu kıralım. Ve 9 parçaya kırmışlar. Sonra her bir parçasını taşımaya başlamış ya da saklamaya başlamış. Sonra kılıçların başına ne geldiği bilinmiyor. Güzel hikayeymiş. Ben de çok severim dedi. Hilecim, nasıl bir kılıç istiyorsun? Normal düz vursun falan. Mesela büyülü mü olsun dedi. Büyülü olacaksa nasıl büyülü? Yani büyü severim. Ben ağlayacağım. Ben kafayı yedim. Şeyi düşünüyorum. Böyle gidip gelip hani bütün oraları yayıyor. Ne olur? Ses gitti. Değişiyor mu? Baştan söylesene. Kafamda çok deli sorular var. Böyle bir 8-9 tane soru sordum sadece. Hani bir sürü aura sayıyor, şey yayıyor bu kelimeler. Ben daha önceden bir karar verdim mi? Değişiyor mu bunları nasıl kullanabileceğim vesaire falan diye böyle kendi kendime kafayı yiyorum. O yüzden yani bir de gerçekten kılıcım yok. Dümdüz kılıç istiyorum. Anladım. O zaman büyülü falan bir kılıç istemeyeceksen şayet. Bu arkadaş sana düz bir kılıcı hediye edecek. Teşekkür ederim. Hediyenin şeyi de neden hediye ediyor? Hediye ederken de diyecek ki Raskar'a doğru dönüp, daha doğrusu Iris'e doğru dönüp bana böyle bir güzel bir kılıcı gösterdiğiniz için ufak bir hediyem olsun diyecek. Aa.
Çok teşekkür ederim. Insight atıyorum. Çok sağ ol. Kirli'le dokundu gibi öldü. Ne oldu? Kaç? 5. Harika. Adam bütün iyi niyetiyle sizlere teşekkür etti. Aynen. Ve sana tatlış bir longsword veriyor. Ben çıkarken şey diyeceğim. Sizin elinizde Corellon Paladin'i bir kılıç ustasına yakışacak bir kılıç var mı? Bir dakika. Şu anda yok. Ama 2 gün verirseniz getirdim. Nasıl? Ama biraz kılıç pahalı olur. Ne kadar pahalı? Yani yaklaşık nasıl diyeyim? Oradan öyle gelse, ben onu o kadar alsam, şu kadara taşısalar yaklaşık 200 bin altın alırım dedi. 200 bin altın, peki. Ben bunu değerlendireceğim, size haber gönderirim. Tamam. Efendim Koryer? Ne sorduğunu tanıyor. Bu Corellon Paladin için bir kılıç. Bu neden bizim... bu kadar pahalı? Bu oyun dışında biliyorum bunu ama böyle Elven Court Blade falan mı? Yok şey, kılıç ustası dedi. Aha. Corellon Paladin dedi. O yüzden adam dedi ki elf yapımı olacak. Tam bir de bir elf kılıç ustasına gidecek belli ki. Tam o yüzden kendisi verebileceği en yüksek fiyatı verdi. Bir tüccar olarak. Kılıç Bey abi 10 cheer yollamış. Bensiz oyuna başlamışsın sana demiş. Başlamış A demiş. 70 milyar artı 1 oldu izleyici sayınız demiş. O zaman eyvallah, kısa bir ara verelim. Aynen, çok geç kalmadınız arkadaşlar. Verelim. Ufak tefek işleri hallediyorduk. Kısa bir aradan sonra aynen geliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen buradayız. Aynen.